Anayasayı konuşabilmek için e, güven içinde yaşamaya devam etmek gerekir ve yanı başımızda hakikaten giderek tehlike çanlarının daha da sert çaldığı bir e, yayılan bir savaş var. Dolayısıyla buradan Orta Doğu'ya gelelim. Orta Doğu'da e, Lübnan'ı İsrail aralıksız vurmaya devam ediyor. Ya ben buna da şaşırıyorum. Yani Güney Beyrut dediğiniz ne kadar bir yer ki vur 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 kaç ev kaç mahalle var? Acayip bir şey bu yani e, ve Lübnan. İnsanlar uzaktan böyle bir uzaktan kumandayla izliyorlar. Ortada olunca da çok kanıksıyorlar. Türkiye'ye sıçrama ihtimalinden bahsediyor. Hem Cumhurbaşkanı hem Devlet Bahçeli hem de iktidar çevrelerinde yaygın bir şekilde bu kanaatin olduğu ortada. Var mı böyle bir risk? Şimdi İsrail özelinde bundan bahsediyorsak bana göre... Yani şu an İsrail'in başlama noktasına bakalım 7 Ekim'den sonra 7 Ekim bir bahaneydi artık yani Aksa tufanı bunu e, görüyoruz Yani İsrail'in o yayılmacı politikası zaten uzun zamandır e, devlet siyasetinde ortaya koyduğu dile getirdiği bir politikaydı 7 Ekim bir bahane oldu ve e, önce Gazze yakın zamanda da e, Lübnan saldırıları başladı şimdi yani İsrail'e Orta Doğu'da şu anki hareketine baktığımızda Gazze'de hala savaş devam ediyor. Yani burada bir sonucu ulaşmış değil İsrail. Ee, diğer taraftan Lübnan'da da bir sonucu ulaşmış değil. Ee, Beyrut'u bombalıyor. Ee, Şam'a bomba e, attı Suriye'ye. Ee, İran'a e, yine. Dolayısıyla şu anda İsrail'in tek başına bir e, Orta Doğu'da verdiği savaş var. Ee, bunun yanı sıra Hadi diyelim ki bu savaş bir sona ulaştı. İsrail bir başarıya ulaştı. Bu topraklarda yani amaç eğer bir toprak ele geçirmekse, vaat edilmiş topraklar o teolojik heves üzerindense o topraklarda kalıcı olmak durumundaki. Bu bölgede zaten bu çok kolay değil. Yani sadece Lübnan'ın bile coğrafyasına baktığımızda farklı dinler, farklı mezhepler, farklı etnik kökenler yani hiç kolay bir coğrafya değil. E, Mısır ihtimalinden bahsediliyor, e, Husilerden bahsediliyor bir sonraki adım olarak. Dolayısıyla hani bunu sadece İsrail özelinde e, bir sonraki hedef Türkiye olur diye okumak bence çok mümkün değil. Ama bir, e, Türkiye için bence tabloya daha geniş bakmamız lazım. Evet, güneyde İsrail, Orta Doğu kaynıyor ama yine güneyimizde Esad rejimi, tamam şu an çok gündemde değil ama bir onların bir Hatay meselesi var. Hı hı. Batıda... Özür dilerim, lafını kesiyorum ama İran Büyükelçiliği'ne saldırı hangi büyükelçik bir onu kaçırmışım şimdi görüyorum. İran Büyükelçiliği'ne saldırdı. Ba Neyse bakalım, pardon. Batı'da Yunanistan'ın Megalaide'ye iddiası devam ediyor, adalardaki asgari konuşlandırmaları, silahlanmaları devam ediyor. Amerika'nın büyük Orta Doğu projesi devam ediyor ve İsrail bugün yani hiç söylemekte bir beis yok. Amerika'nın proxy gücü niteliğinde davranıyor. Dolayısıyla yani büyük tablo olarak baktığımızda Türkiye'nin gerçekten bence yani yerli milli savunma sanayi, öz kaynaklarını sağlama İç ee, iç politikada, iç siyasette en azından asgari müştereklerde şan, anlaşma. Anlaşma mı? Ee, iç siyasette askeri müştereklerde anlaşma gibi e, çok ciddi önlemler alması gerekiyor. Yani bunu sadece İsrail bize saldırır mı diye e, okumak bu sorunun cevabı. Hayır. İsrail Amer arkasında yine Amerika olsa dahi, yine Amerika İsrail'e silah sağlamaya, Avrupa İsrail'e silah sağlamaya devam etse dahi İsrail'in ben tek başına böyle bir saldırı yapacağını düşünmüyorum.